Şimdi o dönemde ben Ulaştırma Bakanlığı müsteşarı olarak sivil havacılıktan sorumluydum. Abdullah Öcalan'ı Kenya'dan Hollanda'ya götürmek üzere Yunanistan'ın Hollanda'dan uçak kiraladığı bilgisi Milli İstihbarat Teşkilatımıza gelince onlar da aynı model, aynı renkteki bir uçağı göndererek Öcalan'ı Türkiye'ye getirmek için bir çalışma yaparlar. O cins bir uçak sadece o dönemdeki iş adamı Sayın Cavit Çağlar'da olduğu için sadece Cavit Çağlar'dan böyle bir uçağı temin edebileceklerini kendisinin bilgisini verdim. Onlar Cavit Çağlar'la anlaştılar fakat Cavit Çağlar'ın bilgisi yok. Bilgisi olmamasına çok gizli bir olay. Direkt Kenya'ya gidilmeyişinin sebebi Hollanda'nın da aynı tip, aynı renk uçağı Hollanda'dan Kenya'ya gideceği için Kenya havaalanı küçük bir yer. Orada herhangi bir yabancı uçak dikkat çeker diye 10 gün Uganda'da bekledi. Kenya'ya Hollanda'nın uçağının havada olduğu bir anda, yani Hollanda'dan Yunanların kiraladığı Abdullah Öcalan'ı Amsterdam'a kaçıracakları, götürecekleri uçağın kalktı bilgisi gelince bizim uçağımız ondan 2 saat önce meydana indi. Zaten Yunan elçiliğinden de konvoy hareket etmişti, APO'yu getiren konvoy. Dolayısıyla havaalanına girdiğinde uçağı Hollanda'dan gelen uçak, kendini almaya gelen uçak olarak zannettiği için kapısı açıldı, uçağa yöneldi. Elleri cebince, Versace takım elbiseyle gayet mutlu bir şekilde uçağa bindi. 60 saniye içinde paketlendi, uçağın içine alındı, kapılar kapalandı. Uçak havalanırken konvoy daha, diğer konvoy havaalanına yeni giriyordu. Gerçekten çok seri bir operasyon, kusursuz bir operasyon.